Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video sıra dışı bir hafızaya sahip olan Kim Peek hakkında. 19 Aralık 2009'da 58 yaşında kalp krizinden ölen Kim Peek, şu ana kadar kaydedilen en sıra dışı hafızaya sahip olan insanlardan birisidir. Kim Peek daha 18 aylıkken kendisine okunan kitapları hatırlamaya başladı ve zaman içinde 9000 kitabı ezberledi. 8-10 saniyede bir sayfayı okuyabilen Kim Peek, bitirdiği kitabı baş aşağı şekilde masaya bırakıyordu. Bu hem o kitabı bitirdiğini hem de ezberlediğini simgeliyordu. Kim Peek'in hafızası en az 15 ilgi alanıyla ilgili konuları kapsayabilirdi. Bunların arasında dünya ve Amerikan tarihi, spor, müzik, coğrafya, klasik müzik ve Shakespeare vardı. Televizyon istasyonları dahil olmak üzere Amerika'daki bütün telefon ve posta kodlarını biliyordu. Telefon rehberlerinin önündeki haritaları ezberleyebilir ve Amerika'daki bütün şehirler için internetten de bulabileceğiniz gibi yol tariflerini verebilirdi. Yüzlerce klasik müzik bestesini tanıyabilir, ne zaman ve nerede yazıldıklarını, ilk nerede sahnelendiklerini söyleyebilir, bestecisinin adını ve hayatı ile ilgili bazı bilgileri verebilir ve hatta eserlerin içeriği hakkında yorum yapabilirdi. Bunlardan da ilgi çekici olan şey ise orta yaşlarındayken bu kadar ilgilendiği müzik eserlerini piyanoda çalabilmeye başlamasıdır. Bunların yanı sıra bütün savantlar tarafından belli bir ölçüde paylaşılan, az görülen bazı gelişmiş problemleri vardı. Herkes gibi normal bir şekilde yürüyemez, kendi kıyafetlerinin düğmelerini ilikleyemez ve günlük hayatla ilgili işlemleri tek başına halledemezdi. Aynı zamanda soyutlamalarla ilgili problemleri de vardı. Bütün bu engellere karşı herhangi bir insanın yapamayacağı yeteneklere sahip olması dikkat çekmeyecek gibi değildi. Çok iyi yapabildiği şeylerden bir tanesi de savantlar arasında yaygın olarak görülen tarih hesaplayabilme yeteneğiydi. Bir muhabir ona doğum tarihinin 31 Mart 1956 olduğunu söylediğinde bir saniyeden kısa bir sürede doğum gününün hangi güne denk geldiğini ve kaç yaşında olduğunu hesaplayabilirdi. Kim Peek 11 Kasım 1951 günü genişlemiş kafatasının arkasında beyzbol topu büyüklüğünde bir şişlikle doğdu. Ama aynı zamanda kusurlu bir cerebelluma sahip olmak gibi başka beyin anormallikleri de vardı. Bu bulgular onun koordinasyon ve hareketle ilgili problemleriyle ilişkilendirilebilirdi. Ama daha da çarpıcı olan şey beyninde corpus callosus denilen bölgenin olmamasıydı. Normalde bu bölge beynin tam ortasında yer alır ve beynin iki yarım küresinin arasında iletişim sağlar. Bu bozukluğun nedeni tam olarak açıklanamasa da fonksiyonel düzensizliklerle direkt bir bağlantısı olmadığı bilinmektedir. Çünkü bu yapıya sahip olmasa da herhangi bir problemi olmayan insanlar olduğu bulunmuştur. Belki de korpus kallosumu olmadan doğanlar bir şekilde beynin yarım küreleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak kanallar geliştirmiştir. Belki de Kim Peek yeteneklerinden bazılarını bu şekilde kazanmıştır. Birçok savant gibi Kim Peek'in de beyninin sol yarım küresinde bozukluklar vardı. Dahası bozukluğun sol yarım kürede olması erkeklerin savantizm yani sıra otizm gibi hastalıklara neden daha yatkın olduğunun cevabı olabilirdi. Erkek fetüsler daha çok testosteron barındırır ki bu hormonda gelişen beyin için toksik bir etki yaratabilir. Aynı zamanda sol yarım küre sağ yarım küreye göre daha yavaş gelişir. Bu da onun daha uzun süre savunmasız kaldığı anlamına gelir. Bir sağlık sorunu olmayan insanların da sol yarım kürelerinin hasar görmesiyle hayatlarının herhangi bir döneminde savant özellikler geliştirdiği gözlenmiştir. Jose Ramon Alonso, Kim Peek hakkında şunları söylemişti. 1988'de Kim Peek'in psikolojik bazı testler yapıldığında
IQ skoru 87 çıkmış ama sözlü testlerde ve performans testlerindeki sonuçlar farklılıklar göstermiştir. Öyle ki bazı sonuçlar onu üstün zekalı kapsamına sokarken bazıları zihinsel engelli kapsamında yer almasına neden olmuştur. Böylece Kim'in IQ sınıflandırmasının onun bazı zihinsel özelliklerini açıklamaya yetmeyeceği anlaşılmıştır. Pek çok otizm vakası savantizm vakasıyla ilişkilendirilse de savantların sadece yarısı otistiktir. Kim Peek de otistik değildi ve otistiklerin tersine o dışa dönük ve cana yakındı. Soyut ya da kavramsal düşünceyle ilgili limitli bir kapasitesi olsa da birçok yerleşmiş deneyimi anlayamazdı. Hafızasıyla ilgili çok fazla veriyi algılayıp yorumlayabilirdi. Bu derecedeki bir algılama da savantlar arasında sıra dışıydı. Bazen sorulara verdiği cevaplar çok somut ve literal olabiliyordu. Mesela babasıyla restoranda yemek yediği sırada babası ona sesini kısması gerektiğini söylediğinde sandalyesinden aşağı doğru kaymış, böylece de sesinin düşürdüğünü sanmıştı. Bunlara rağmen zeki bağlantılar kurmak konusunda reddedilemeyecek bir güce sahipti. Müzisyenler gibi Kim de çok hızlı düşünüyordu. Öyle hızlı ki düşüncelerinin yarattığı karmaşık çağrışımları takip etmek olanaksızdı. Bazen cevaplarıyla kendisinin dinleyenlerinden 2-3 adım daha önde olduğu anlaşılabilirdi. 2002 yılında McKay Müzik Kütüphanesi'nin yöneticisi ve Utah Üniversitesi'nde müzik profesörü olan April Greenain ile tanıştı ve onun yardımıyla kısa bir süre sonra piyano çalmaya başladı. Geleneksel bir senfoni orkestrasında bulunan enstrümanlarla ilgili tüm bilgiye sahipti ve enstrümantal parçaların ses tınlarını da ayırt edebiliyordu. Fiziksel olarak normal olmamasına rağmen el becerikliliği artıyordu. Aynı zamanda ritme de ilgi duyuyordu. Ve piyano çalarken bir eliyle göğsüne ya da ayaklarını yere vurarak ritim tutabiliyordu. Bu tür videoların devamı için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.